Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli kardeşlerim. Patlayan Sükût programımızın 31. bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Yalkın. Değerli kardeşlerim, hepinize malum biz bu program aracılığıyla Çin sömürgenlerin vatanımız Doğu Türkistan'da işlediği insanın aklı almayacak kadar vahşi suçları, zulümleri, kendileri yaşayanlardan ya da kendisi başka ülkelerde yaşasa bile Doğu Türkistan'da akrabaları olan akrabalarının başına gelenleri yaşadıklarını tüm dünyaya duyurarak Çin'in rezil oyunlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çin ise yaptıkları suçları namussuzlarca örtmeye ve gizlemeye çalışıyor. Hatta 6 Kasım Cenevre'de açılan toplantıda da tüm dünyanın gözü önünde biz insanlara bir katkıda bulunuyoruz. Başka ülkeler teröristleri cezalıyor ama biz eğitim vererek topluluğa fayda sağlıyoruz diyerek yalan söyleyip kendi karakterinde olan namussuzluk ve haysiyetsizliğini gösterdi. Ve biz de bu zulmü birebir yaşamış olan şahitlerimiz ve delillerle o pis yalanlara karşı hakikati ortaya koymaya çalışıyoruz. Buraya gelip bize yardımcı olan ve o gerçekleri açığa çıkarmak için bize başından geçenleri anlatan kardeşlerimize ve bu korkmaz cesur ruhuna aferin diyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben Gülbahar Celilova. 4 Nisan 1964 Kazakistan doğumluyum. 20 senedir ticaret ile uğraşıyordum ve kazancım ile çocuklarıma bakıyordum. Dolayısıyla ticaret sebebiyle Kazakistan-Çin arası sık sık gidip geliyordum. En son gidişim 21 Mayıs 2017 oldu. Ama tamamen Çin'in pis yalanları üzerine oldu. 17 Mayıs Doğu Türkistan Urumçi'deki arkadaşımın kızı beni annesinin numarasından arıyor. Görüntülü arayarak Çinli'nin bana gönderecek olan mallarının yanında olduğunu gösterdi. Ben daha yeni geldiğimi, birkaç gün sonra ancak gidebileceğimi söyledim. Ama kız annesinin çok ağır hasta olduğunu, günlük 10 bin yuan, Çin halk parası şu an yaklaşık 10 bin TL ödeyerek hastaneye yatırdığını, hem annesi hem mallar ile ilgilenemeyeceğini söyleyerek en kısa zamanda gelmemi rica etti. Ben de durumlar acil olunca 21 Mayıs taksiyle yola çıktım ve gece orada bulundum. 21 Mayıs sabah arkadaşımın kızını aradım ve geldiğimi söyledim. Kız da geleceğini söyleyip kapattı. Biraz zaman geçtikten sonra kapımı polisler dayandı ve birkaç tane soruları olduğunu söyleyerek pasaportumun nerede olduğunu sordular. Normalde pasaportumuzu giriş yaptığımız otelde, otelde olduğumuz sürece teslim ediyorduk. Polisler de pasaportumu ve telefonumu almamı istediler. Ben de birkaç tane soruya cevap verip geleceğim düşüncesiyle sadece pasaportum ile telefonumu yanıma aldım. Çantalarım, paralar hepsi otelde kaldı. Karakola girer girmez ilk olarak telefonumu kontrol ettiler ve bir şey bulamayınca arkadaşımın fotoğrafını göstererek tanıyıp tanımadığımı sordu. O an ben arkadaşımın tutuklu olduğundan emin oldum. Ben tanıdığımı, arkadaşım olduğunu söyledim. Arkadaşım kargo işleriyle ilgileniyordu. Çin'den Kazakistan'a mal gönderirdi. Aramızda bir tane daha Kazak kadın vardı. O kadını da tutuklamışlar ve kadının telefonundan benim numaram çıkınca arkadaşımın kızına zorla beni aratmışlar. Daha sonra Türkiye'deki Nur şirketine 17 bin yuan gönderdiğimi söylediler. Ben Nur şirketiyle hiç alakam olmadığını, isterse arayıp sormasını söylesem de Türkiye'ye para gönderdiğimi söyleyip durdular. Ben para göndermek zorundaysam niye Çin'e gidip para göndermeyeyim ki, niye Kazakistan'dan göndermeyeyim düşünün. Daha sonra bana iyi düşünmem gerektiğini söyleyerek Sengen toplama kampını sürgün etti. Sengen toplama kampı neresi dersek daha önceden 3. numaralı erkekler cezaeviymiş. Ama 2017 yılı bayanları daha çok tutukladıkları için bayanlar için toplama kampları çoğaltmak zorunda kalmışlar. Ve Sengen cezaevindeki erkekleri nereye götürdüler bilemiyorum. Cezaevi boşaldıktan sonra bayanlar için toplama kampı yapmışlar. 3 ay boyunca toplama kampında kaldım. Beni ne biri sordu ne biri aradı. 3 ay boyunca yabancı uyruklu olduğumu, beni niye tutukladığını, avukat tutmak istediğimi anlatıp dilekçeler sundum. Ama 3 ay sonra benim yabancı uyruklu olmadığımı, Çin uyruklu olduğumu söylediler ve ismimi Gülbahar Celilova demezden
Burada bir duralım arkadaşlar. Kardeşimizin Kazakistan pasaportunu ön ekrana getirebilir miyiz? Yani siz direkt yaşadığınız olaylardan bahsetmeye başladınız. O yüzden durdurdum. Siz Kazakistan'da doğdunuz değil mi? Yani orada büyüdünüz anladığım kadarıyla. Doğru mu? Peki ne zamandan beri Çin'e gitmeye başladınız? Yani Doğu Türkistan'dan mal satın alıp Kazakistan'a mı satıyordunuz? 1998 yılından itibaren gitmeye başladım. 98 yılından. Evet, 98 yılında. Evet, evet. İlk Gulce'ye gittim. Daha sonra 2005 seneleri Urumçi'ye gittim. 2010 yılında ise Çin'in şehirlerine gittim. Gonzagu'ya mal satın almak için gittim. Kimliğiniz Kazakistan kimliği mi? Evet, kimliğim Kazakistan kimliği. Ben Kazakistan'da doğup büyüdüm. Dedemler de Kazakistan'da doğup büyümüşler. Çin'e sormak istiyorum. Buna nasıl Çin kimliği verebilir? Hiç anlam veremiyorum. Benim kardeşlerim her gün haberimi almak için konsolosluğa gitmişler. Ama her gittiğimde böyle biri yok diye geri göndermişler. Daha sonra bana verdikleri Çin kimliğinin numarasını ezberlememi istediler. Beni kimse bulamasın diye. Zorla ezbere aldınız yani. Evet, Kazakistan'daki kardeşlerim beni asıl kendime ait olan gerçek Kazakistan kimliği boyunca aramış. Ama her gittiği yerde sistemlerde böyle biri yok diye gözükmüş. Beni tutukladığı zaman terörist diye tutukladılar. Bir sene 3 ay 10 gün toplama kampında tutuklu kaldıktan sonra suçumun olmadığını söyleyerek kanunsuz yollarla konsolos ile hiç görüştürme fırsatı vermeden beni yolladılar. Tutuklandığım süreçte 3 toplama kampına nakledildim. Tutuklandıktan 3 ay sonra bir duruşmam oldu. Duruşma sonucu terörist olduğum söylendi. Ve benimle hiç bilgisi olmayan suçu üzerime atarak itirafta bulunmamı istediler. Eğer itirafta bulunmazsam 7 seneye kadar tutuklama hakları olduğunu söylediler. Ben isterseniz vurun, isterseniz öldürün, asla yapmadığım suçu üzerime almam dedim. Sonra beni ergen toplama kampına nakletti. Az önce bahsettiğim gibi ergen toplama kampında aslında erkek cezaeviymiş, daha sonra bayanlar için değiştirilmiş. Toplama kampında hipertansiyon ve vücudumun yarısı hissedilmez hale gelmişti. Dolayısıyla toplama kampına bağlı olan hastaneye yatırıldım. Söylediklerimin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız araştırın. Toplama kampına bağlı olan hastaneden bahsetmek gerekirse, toplama kampından daha çok berbat, daha çok korkunç bir yerdir. Oradaki insanlar aklınızın alamayacağı kadar boş boş sebepler ile tutuklanmış, 1 ve 5. olmak üzere 5 gruba ayrılmışlardı ki müebbet hapis cezası verenler de vardı. Hepimiz aynı dairede kalıyorduk. O zaman siz Kazakistan'dan Çin'in rezil planları ve oyunlarını bilmeden geldiniz öyle mi? Bugün geldiniz, ertesi sabah tutuklandınız. 2017 yılı değil mi? Evet, 21 Mayıs 2017 gece Urumçi'ye geldim. Arkadaşınızın kızını arattırdı ve gelmenizi istedi. Ondan sonra tutukladı, öyle mi? Evet, kızın numarasından değil, arkadaşımın kendi numarasından arattırdılar. Evet, az önce dedim. Bana arkadaşımın fotoğrafını gösterdiği an tutuklandığından emin oldum diye. Şu anda hala tutuklu. Ara sıra kızdan soruyorum. Şurada çok önemli olan ve ortaya çıkması gereken bir detay söylememiz gerekiyor. Çinliler başka ülke vatandaşı olan birine, hiçbir şekilde Çin ile alakası olmayan yabancı uyruklu birine, az önce ekranda gözüken pasaport isminde Gülbahar Celilova yazıyordu. Çin kendi oyunlarıyla Gülbahar ablamızın Çin'e gelmesini sağlıyor ve gelir gelmez tutukluyor. Şu an önümüzde kocaman iki gerçek vardır. Biri Gülbahar Hanım'ın suçsuz olması, hepimiz biliyoruz. Diğeri ise Uygur olması Çin'e göre yeterince suçtur. Ablamız Çin'in verdiği kimlik numarasını ezberlemiş. Daha önce yazmış olduğum kimlik numarasını okuyorum. 650-10-29-64-65-01-02-96-40-41-22-8. Yani arkadaşlar, tekrar bir kere daha söylüyorum. Çin başka ülke vatandaşı olan birini komplo kurarak Çin'e gelmesini sağlıyor ve gelir gelmez tutukluyor. Artık Kazakistan vatandaşlığını ve Kazakistan kimliğini kabul etmeyip Çin kimliği verip zorla Çin vatandaşı yapıp işkence uyguluyor. Lütfen seyirciler, buradan Çin'in ne kadar vahşi bir şey olduğunu ve hangi seviyede olduğunu anlayabilirsiniz.
İlk girdiğim gün çok korktum. Toplama kampında 6 metrekare alanında kalıyorduk. 6 metrekare bir daire olarak sayılırdı. Dairenin içinde duvarları cam olan tuvalet vardı. Tuvaletin kapısı yoktu, her şeyi görebilirdik. Tuvalet ihtiyacımız bu şekilde olacaktı. Çok korktuğum için tansiyonum fırladı. Ertesi gün doktorlar kontrol etmeye geldiler. 10 gün boyunca kontrol altında kaldım. Nefes almada zorlanmaya başladım. Daha sonra hava almam için dış kapının önüne götürüyorlardı. Bu şekilde ancak nefes alabiliyordum. 10. günü tansiyonum düşmeyince beni az önce bahsettiğim toplama kampına bağlı olan hastaneye götürdüler. Bu dışarıya ilk çıkışımdı ve nereye gideceğimi hiç bilmiyordum. Beni dışarıya götürme şekli şöyle oldu. İsmimi çağırdılar. Buradayım dedim. Demek zorundaydım. Sonra başıma siyah çuval geçirildi. Ellerime, ayaklarıma 5 kilo ağırlığında kelepçeler takıldı. Elim ayağım titriyordu. Çok korktum. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Dışarıya götürüldüm. Etrafımda polisler, askerler vardı. Korkudan ellerim, ayaklarım birbirine dolandı. Tek düşüncem ölmeye gidiyordum. Beni öldüreceklerdi. Daha sonra her daireden bir tane kadınları daha yanıma götürdüler. Daha çok titriyordum. Silahlar, askerler vardı. Yanımda duruyorlardı. Çok korktum. Sonra yaşlı bir kadın, korkma, içinden dua et diyerek elimi sımsıkı tuttu. Yalnız olmadığımı hissettim. Kimseyi görmüyordum. Siyah çuval vardı değil mi başınızda? Evet, bizi kimse görmesin diye. Yaşlı abla elimin titrediğini görmüş ve elimi tutmuş. Daha sonra polis arabasına bindik. Polis arabasına bindikten sonra siyah çuvalımızı biraz yukarıya doğru kaydırdılar. Biraz görmeye başlamıştım. Etrafımda 9 kadın ve askerler vardı. O anki hepimizin düşüncesi aynıydı. Öldürecekler. Arabada 40 dakika yolculuk ettikten sonra bizi toplama kampına bağlı olan hastaneye götürdüler. Götürdüğü cezaevi 1 ve 5. numaralı toplama kampına bağlı olan hastaneymiş. Sonra anladık ki bizi götürme sebepleri gerçekten hasta olup olmadığımızı kontrol etmek içinmiş. Ama kimse bize hastaneye gideceğimizden bahsetmemişti. Siyah çuval geçirildi, arabaya bindirildi ve hastaneye geldiğimizde siyah çuval çıkarıldı. Tansiyonumu ölçtüler. Değerim 195-145 arasındaydı. Beraber geldiğimiz başka kadınların da tansiyonunu ölçtüler. Sonuç olarak gerçek hasta olduğumuz için ilaç verdiler. Birkaç tane kadın kontrol için kardiyoloji bölümüne gönderildi. Kontrol bittikten sonra bizi geldiğimiz yere geri götürdüler. Toplama kampına geldikten sonra tekrar insanın aklı alamayacağı kadar vahşi zulümleri görünce tansiyonum bir kez daha fırladı. İkinci kez daha hastaneye götürdüler. 20 gün boyunca yatılı kaldım ve inanılmaz şeyleri gördüm. Her gün 10-20 kadar insanları tutukluyorlardı. Geçen sene Mayıs ayından, yani benim tutuklandığımdan ve daha önceden de tutukluyorlarmış. Her gün 20-30 kadın götürüyorlardı ve bizimle aynı daireye yerleştiriyorlardı. 40-50 olunca kişi sayısı dolacaktı ve başka dairelere götürüleceklerdi. Gerçekten başka daireye mi götürülüyor yoksa başka bir yere mi götürüyor bilmiyorduk. İsimlerimiz çağrıldığında buradayız diyorduk. Sonra başımızı siyah çuval geçiriliyordu ve hiçbir şey demeden götürürlerdi. 20 gün boyunca birkaç dairede nakledildim. Günüm bir hafta bu dairede, bir hafta diğer dairede geçti. Toplama kampında tutuklu kaldığım zaman her türlü ceza verilen insanlarla beraber yattım. Müebbet hapis cezası verenler de, şüpheli olarak tutuklananlar hepsi buradaydı. Orada bazı insanlar delirmişlerdi. Orada deliren ve bayılan insanları eli ayağından yatağa bağlıyordu. Bir tane genç kız gördüm, delirmişti ve kafayı yemişti. Eli ayağı bağlı olduğundan kalkmaya, yataktan inmeye çalışıyordu, inemiyordu. Geri gelip yatağa başını vuruyordu. Durmadan başı vuruluyordu ve daha berbat bir hale geliyordu. 2 gün sonra o kızı başka bir yere götürdüler. Nereye götürdüler, hangi sebepten dolayı götürdüler hiç bilemiyorum. Bize söylemiyorlardı. Başka gördüğüm ameliyatları hepimizin olduğu 30 kişilik dairelerde yapıyordu. Yaraları açık kalıyordu insanların. Dairenin küçük penceresi vardı. Her türlü hastalarla beraber kalıyorduk. Verem olan hastalar da vardı.
Hastaların birbirimize her an bulaşabilme imkanı olduğunu kimse düşünmüyordu. Biz de bir can bir kan kardeş olduğumuz için beraber yattık. Orada yatan insanların hepsi kendilerinin ne suçla tutuklandığını bilmiyorlar, değil mi? Orada hapis cezası verilenler de var. Niye verdiler bilmiyorum. Asla konuşmazdık. Her yerde güvenlik kamerası vardı. Eğer konuştuğumuzu görürse bize ceza uyguluyordu. Uygulayacakları ceza şekli şöyle oluyormuş. 1 metrekare büyüklükte olan bir eve kapatıyorlarmış. Orada ne yatmak mümkün, hep oturmak gerekiyormuş. Uyumak mümkün değil demişti. Gözün kapandığı an fareler harekete geçiyormuş. O kadar büyük fareler var ki bir saniye bile dikkat etmezsen fareleri yem olacak kadar. Tuvalet ihtiyaçların da alanın içinde olacakmış. Yemek ise kapının arkasındaki demir boşluklardan veriliyormuş. Birkaç hafta böyle olunca insan ister istemez af dilemeye başlayacakmış ve bundan sonra hiç yapmayacağına dair söz verdikten sonra ancak oradan çıkabiliyormuş. Çoğu genç kızlara bu işkence uygulanıyordu. Hastaneye ikinci kez kaldırıldığım zaman yine hastane zamanından bahsetmek istiyorum. Lokman şirketinin sahibinin eşi de vardı. Herkes tanıyormuş. Ben tanımıyordum. Bilmiyordum kadını. Hani Ürümçi'de şirketi olan mı? Evet, Ürümçi'de şirketi olan. Başka hastanede ölen kadınlar, genç kızlar vardı. Ben size başımdan geçenleri, gördüklerimi söylüyorum. Ama diğer taraftan da korkuyorum. Ailemin başına bir şey gelecek mi, gelmeyecek mi diye. Ama olsun, toplama kampındaki kardeşlerime söz verdim. Artık ne olursa olsun, başıma ne gelirse gelsin, ben Uygur'um. Damarımda akan kan Uygur kanı. Ben Uygur kızıyım diyorum. Hastanede biz farklı renklerde gömlek giyiyorduk. Hapis cezası verenler mavi gömlek, benim gibi şüpheli olanlar sarı, ağır suç işleyenler turuncu renkte gömlek giyiyordu. Ağır suç işleyenler diyoruz ama suçları o kadar da ağır değil. O zaman da hastanede bir kadını uyutucu iğne ile uyuttuklarını gördüm. Kızlara sordum, niye iğne yapıp uyutuyor, acaba uyku problemi mi var diye. Kızlar da şu an Çin'de idam cezası olmadığını... Nasıl uyuttu, uyutucu? İğneyle mi? Ve uyuttuklarını söyledi. Yani iğne yaparak öldürdüğünü mü söylüyorsunuz? Evet, uyutucu iğneyle uyuttu. İğne yaparak öldürdüler yani. Evet, öyle yaptılar. Ben de bilmiyordum böyle bir şeyin varlığını. Kızlara sordum, onlar öyle dediler. İdam cezası bu şekilde oluyormuş. Toplama kampında gördüklerimi söyleyeyim. Orada her gün bayılan kadınlar vardı. Epilepsi hastalar da vardı. Epilepsi hastaları havale geçirdiği zaman genç kızları yanına gidip yardım etmek istiyorsa, güvenlik kamerasından hemen görürlerdi. Yardım etmek isteyenler 4 saat boyunca duvara bakıp durmak zorunda kalırlardı. Böyle bir ceza verilirdi ve sen doktor musun? Niye yanına gidiyorsun? Niye müdahale etmek istedin? Ya bir şey olursa sen mi cevap vereceksin derdi. Biz de mecbur yanlarına gidemiyorduk. Hastalar kendi kendilerine havale geçiriliyordu. 2-3 saat geçtikten sonra ancak doktorlar geliyordu. Ne oldu, kendine geldin mi diye soruyordu. Ve bize yanına gelmeyin, bir şey olursa biz zaten güvenlik kamerasından görürüz. Kimin gerçek, kimin sahte havale geçirdiğini biliriz, ölmezler. Ölürse de biz varız diyordu. Yanlarına gitmek mümkün değildi. Birçok hastaları gördük. Tutuklandığım zaman 75 kiloydum, şu an 55 kiloyum. 20 kilo verdim. Beslenmemiz şu şekilde olacaktı. Sabahları bir ekmek ve çorba. Çorba da yarım çay bardağı kadar ediyordu. Öğlen ise yine ekmek ve bazen sebze çorbası. Sebze çorbası dediğimde suya sebze atıyordu o şekilde. Olmazsa su içiyorduk. Akşam yine ekmek ve suya salatalık atıyordu. Öyle veriyordu. Ekmeklerimiz çok sertti. Elma büyüklüğünde oluyordu. 14 yaşından 80 yaşa kadar kadınlar bulunuyordu. Genç kızlar, çocuk yaşındaki kızlar doymuyordu.
Bizim haftada bir kez dilekçe yazma haklarımız vardı. Dilekçelerimizde biraz daha ekmek vermelerini rica ederdik. Ama bizi kimse dinlemiyordu. Bir ekmek ve çorba ile geçiniyorduk. Toplam 3 tane toplama kamplarına nakledildiniz değil mi? Evet, 3 tane toplama kamplarına nakledildim. Hepsi Urumçi'deydi. Serken, Ergen ve Midon. En son hastanede 40 gün yatırıldım. Eğer Çin söylediklerimin yalan olduğunu söylerse gelsin beni bulsun. Benim kaç tane kardeşim toplama kamplarında suçsuz tutuklanıyor şu an. Doğru. Oradaki 14-15 yaşlarında olan küçük kızların ne suçu var ki? Orada akşam saat 7'den sonra birbirimizle azıcık konuşabilirdik. Birbirimizden niye tutuklandığımızı soruyorduk. Bana sorduğunda beni ne suçla tutukladıklarını bilmediğimi, 11 bin yüeni Nur şirketine yani Türkiye'ye gönderdiğimi söylediğini, arkadaşlarımın ticaret sebebiyle Nur şirketine 11 bin yüen gönderdiğimi, ben de onunla iş yaptığım için suç ortağı olduğumu söyleyerek hiç yapmadığım işle beni tutukladıklarını söylüyordum. Eğer ticaret sebebiyle para göndermek gerekirse gönderebilir misiniz? Evet, ticaret sebebiyle gönderebilirdim. Ama gerçekten göndermiş olsaydım niye göndermedim diyeyim. Nur şirketiyle ne alakam olabilir ki? Arkadaşım para gönderdi mi göndermedi mi bilmiyorum. Zaten tutuklamışlar onu da. Beni de söylediğim gibi pis yalanları ile getirdiler, tutukladılar. Bir şey bulamayınca yapmadığım şeyi üzerime attılar. Orada tutuklandığım bir sene 3 ay 10 gün boyunca 14 yaşında olan kızları bile tutuklamışlardı. Bir tane kızı tutuklamışlar. Niye? WeChat sayfasında dua eden amin diyen fotoğraf paylaşmışsın diye. O kız da bana fotoğrafı çok beğendiğini, o nedenle paylaştığını söyledi. 14 yaşlı kızı tutuklama nedenleri buydu. Başka 20 yaşında olan bir kadın vardı. Dün çocuğunu doğurdu. Birinin ismi Zöhre, Meryem, iki tane Meryem var. Biri Meryem Hacı, Gül Zöhre, Mihrigül, Arzugül, Rızvangül. Az önce söylediğim 27 yaşındaki kız doğurdu. Ertesi gün ise tutuklandığı yere geri götürüldü. Memelerinden beyaz süt akıyordu. Bebeği annesinden ayrıldı yani. Ayşem diye başka bir kadın da vardı. 41 yaşındaydı. O kadın da emziriyormuş. Bebeği 6 aylık olduğunda tutuklamışlar kadını. Beraber bizim dairede kaldık. O kadının da memelerinden beyaz süt damlıyordu. Bebeği dışarıda kalmış. Bebeğe kim bakıyor bilemiyoruz. Eşini de tutuklamışlar. Tutuklandığı zaman polise söylemiş. Bebeğim daha küçük. Kim bakacak? Polisler sen merak etme, endişelenme. Devlet bakacak demiş. Her gün toplama kampında değerli dostlar, Gülbahar ablamızın orada çektiği işkenceler yüzünden vücudunda çok ağır yara izleri oluşmuş. Ancak burada sizlere gösteremedik, kusura bakmayın. Ben izin veriyorum, paylaşabilirsiniz. Yeter ki tüm dünya görsün. Şu an midem iyi çalışmıyor. Neler çektiğimizi görsün. Tüm dünya görsün. Peki toplama kampından ne zaman çıktınız? 3 Eylül 2018. 9. ayın 3'ü çıktım. 3 Eylül 2018. Onlar sizi kendileri bıraktı değil mi? Kazakistan'a da kendileri gönderdi. Bu olaydan da biraz bahsedeyim. Durup dururken sizi bıraktı mı yoksa birilerinin çabasıyla mı bıraktı? İlk kez sorguya çekildiğim zaman tanıdığım kişiler ile tanışmış olduğunu söylediler bana. İsterse arayıp sormasını söyledim. 24 saat boyunca bana su vermediler. 24 saat boyunca sandalyede oturarak kaldım. Elime ayağıma 5 kilo ağırlığında kelepçeler takıldı. Bir de ayaklarımı bir deliğe soktu. Ayaklarım o kadar acıdı ki anlatamam. 24 saat boyunca bana yalan iftira attılar ve üzerime attığı suçların gerçek olduğunu söylememi istedi. Ben yapmadığım bir şey yaptım demeyeceğimi söyledim. İsterseniz öldürün, isterseniz vurun ama asla söylemem dedim. Sonra bayılmışım. Orada birçok kadın bayılıyordu.
Padegül diye 41 yaşında bir kadın vardı. O kadının Mısır'da ablası varmış. Ve ablasının çocuklarına bakmak için Mısır'a 3 aylık gitmiş. Geri döndüğü zaman direkt havalimanında tutuklamışlar. Ona da çok zulüm yaptılar. Hala yapıyorlar. Bir kez onu sorguya çektiği zaman kızının saçlarını yolmuşlar. Sonra sorguya çektiği daireden bizim kaldığımız daireye götürürken kız bayılmış. Doktorlar geldi ve kızın parmaklarına iğne batırarak kan akıttılar. 30 dakika geçtikten sonra kız kendine geldi. Bir de biz orada sadece sabah akşam yüzümüzü yıkıyorduk. Fazla ellerimizi yıkarsak ceza vardı. Akşamları nöbette kalıyorduk. O gün Patigül'e izin vermişti. Nöbette kalmayacaktı. Bize ara sıra kızın yüzünü yıkamamızı, iyi bakmamızı söyledi. Başka zamanlarda suyu kullanmak yasaktı. Suyu kullanırsak, elimizi yıkarsak abdest alıyoruz sanıyor ve ceza veriyorlardı. Bir kez yeni gelip daha birkaç gün geçmeden kızın el ayağına 5 kilo ağırlığındaki kelepçeleri takmışlardı. Bunun nedeni ise kızın saçı önüne düşmüş, kız da saçını düzeltmek isteyip eliyle yavaşça arkaya asmış. Bunu gören polisler abdest aldığını sanarak ceza verdiler. Suyun yanına gelmek mümkün değil. Zulmün ve vahşiliğin hangi seviyede olduğunu anlayabiliriz. Sizin kurtulmanıza sebep olan şey nedir? Ya da kimler sebep oldu? Yoksa Kazakistan'daki ailenizin çabasıyla mı kurtuldunuz? Benim ailem bir gün bile durmadan dilekçeler, mektuplar sunmuş. Benim çocuklarım, ben de 3 çocuğun annesiyim. Eşimle boşanmama 22 sene oldu. 3 çocuğu kendim büyüttüm. Oğlum Ahmetcan Mekke'ye gidip hacı olmuştu. 2 tane kızım var. 2 tane kızım annemin sesini duyacağız diye durmadan konsolosluğa gitmişler. Yazdığı dilekçeleri, mektupları gösterebilirsiniz. Durmadan yazmışlar. Annemizin sesini duyalım, yaşıyor mu, ne oldu diye. Çocuklarıma ilk açıklama yapıldığında benim terörist olduğumu söylemişler. Öyle söylese de bana kaç sene hapis cezası verdiğini, ne zaman sesini duyabileceklerini durmadan sormuşlar ve dilekçede bulunmuşlar. Çocuklarım, akrabalarım hepsi yazabileceği her yere yazmış ve sunmuş. ABD'ye bile yazmışlar. Ama sonuç olarak böyle biri yok diye cevap almışlar. İlk olarak terörist diye açıklamada bulunmuş. Sonra böyle biri yok, bulamadık demişler. Niye böyle dediler, niye böyle bir açıklamada bulundu diye sorarsanız, çünkü benim kimliğim zorla değiştirildi. Bana Çin kimliği verildi. Çince isimden birini verip Çin vatandaşı yaptılar. Sonra kurtulmama bir ay falan kalınca, kurtulacağımdan haberim bile yoktu. Beni sorguya çektiler. Sorguya çekildiğim zaman sorgu toplama kampının iç alanında oluyordu. Güvenlik kamerası... Güvenlik kamerası yok olan yerde. Dışarıda yapıldığı zaman ise güvenlik kamerası yoktu. Çoğunlukla güvenlik kamerası olmayan, ceza ve işkencelerin uygulandığı yerde sorguya çekilirdik. Sonra ben sorguya çekildiğim zaman bir polis korkmamamı ve beni dış alana götürebileceklerini söyledi. Sorguya götürüldüğü zaman başımda siyah çuval, ellerimde kelepçe, ayağımda kelepçe vardı. Sonra polis bana beni dışarı götüreceğini ve söyleyecek şeylerinin olduğunu söyledi. Artık tutuklandım, toplama kampındayım. Ne söyleyebilirsiniz ki dedim. Daha sonra sorgu odasına girdik ve bana kurtulacağıma belki bir hafta ya da 2 hafta yakın bir zaman kaldığını söyledi. Ve içeri girdiğimde söylediklerini kimseye söylememem gerektiğini söylediler. Yine vazgeçmeyeceğimi söyleyerek yemeklerimiz ve beslenmemizi sordu. Ben de nasıl olacak ki, bildiği elma büyüklüğünde ekmek ile yarım çay bardağı kadar çorba olduğunu söyledim. En son, yemekler kötü olsun ya da güzel olsun, yemimi söyleyerek kurtulmam için elinden geleni yapacağını söyledi ve hava almam için dışarıya götürüldüm. Normalde sorgu toplama kampında oluyor. Kampların en altında, yer altında oluyordu. Dışarıya çıkamıyoruz, güneş bile görmüyoruz. Beni 2 saatte yakın sorguya çektiler. Sonra hava almam için pencereyi açık bıraktılar. Son zamanlarda 2 günde bir sorguya çekiliyordum.
Toplama kampından ayrıldığım son gün nereye gideceğimi bilemiyordum tabii. Gülbahar Celil dedi, buradayım diye gittim. Buradayım, hazırım demek yani. Buradayım diyorduk, siyah çuvalı verdiler, kendim geçirdim başıma. Kapının demir delikleri vardı. Oradan elimizi uzatır, kelepçeler takılırdı. Ve bundan sonra kapılar açılırdı. Kapılar açıldıktan sonra ise ayaklarımıza 5 kilo ağırlığında olan kelepçeler takılırdı. Bu şekilde beni dışarıya götürdü. Hastaneye gideceğimi ve iyice kontrol edeceklerini söyledi. Nereye götürdü derseniz bahsettim zaten. Toplama kampına bağlı olan hastaneye götürdüler tekrar. Yani hastaneye götürüldüğüm zaman aslında tahliye kararı verilmiş ama bana söylememişler. O zaman da tansiyon değerlerim 185-140 çıktı. Sonra oturmamı söylediler. O ara sanırım beni götüren polis memuru ile doktorlar kendi aralarında konuştular. Konuşmaları bitince benim o anki halim ile uçak yolculuğu yapacağımı ve birkaç gün daha hastanede kalmam gerektiğini söylendi. Ve 209 numaralı hasta odasına kaldırıldım. Bana vitaminler ve ilaçlar verildi. İğneler yaptılar. Hani söylemiştim kilo verdim diye. Kendime gelmem için vermişler. 2 gün sonra benimle ilgilenen polis tekrar yanıma geldi. Ve eskisi gibi başıma siyah çuval, el ayağıma kelepçeler ile dışarıya götürüldüm. Peki sizi tutuklayan polis miydi? Hayır, son 3 ay benimle ilgilenen başka bir polis. Bayan polis. Gülbahar diye seslendi bana. Ben de buradayım dedim. Sonra başımdaki çuvalı ve elimdeki kelepçeleri aldılar. O zaman tekrar kontrol olacağım diye düşünmüştüm. Hiçbir tepkide bulunmayınca niye mutlu oluyorsun diye sordu. Ne oldu diye sordum. Beraat edildiğimi söyledi bana. Ayağımdaki kelepçeleri de aldılar. Sonra hastanenin içinde bağırdım. Polis bayan biraz daha dayanmamı, dışarı çıktığımda istediğim kadar bağırıp çağırabileceğimi söyledi. 10 dakikaya yakın zamanda hastane işlemlerim yapıldı. Dışarıya resmi olarak çıktıktan sonra gerçek olup olmadığını hala inanamıyordum. 30 dakikaya yakın sesim kısılana kadar bağırdım, ağladım. Serbest bırakıldıktan sonra arabaya bindik. Beni ilk tutukladıkları yere götürmesi gerektiğini, orada yapılması gereken işlemlerin olduğunu söyledi. Oraya gittik. İmza atmam gereken şeyler varmış. İmza attım. Sonra o anki halim ile yolculuk yaparsam zorlanacağımı, 2 gün daha dinlenmemi istedi. 2 gün daha otelde kaldım. Dinlendim. Polis bayan da benimle kaldı. Şu an düşünüyorum, aslında benimle kalma sebebi beni başkasıyla iletişime geçmesin, konsolosluk ile iletişim yapmasın diye kontrol etmek içinmiş. Bana uçak bileti alacaklarını, o gidinceye kadar yanımda kalacağını söyledi. Sonra ben, benim giysilerim ve paralarımın ilk giriş yaptığım otelde kaldığını söylersem, sağ salim kurtuldum. Daha ne istiyorsun, uçak bileti, otelin parasını biz vereceğiz dedi. Biz özümüz pullarını, hemenim yatağının pullarını özümüz töleyimiz, bilet pullarını özümüz iperimiz dedi. Paralarım kaldı dedim. Nereden bulacağız onları? En iyisi sağ salim git. Onları bulacağım diye başına tekrar bir şey gelmesin dedi. Sonra polis bayana yalvardım. Sen de bir annesin. Telefonunu bir kez olsa da versen çocuklarımı arayayım dedim. Vermedim. Biraz daha sabretmemi istedi. Uçaktan inince ararsın diyerek telefon açmama izin vermedi. Hiç uyuyamadım. Uykum yoktu. Gerçekten olduğuna hala inanamıyordum. Ertesi gün saat 8'e bilet alındı. Ertesi gün polis bayanla bir Uygur erkek polis uçağı kadar beni yolculuk etti. Sonra bana bir yazı vermelerini istedim. Kazakistan Cumhuriyeti seni niye tutukladı? Ne yaptın diye sorarsa ne diyeceğim? Onlar ise boş ver, sorarlarsa bir sene boyunca ticaret ile meşgul oldum, seyahat ettim dersin. Biz yazı veremeyeceğiz dediler. Daha sonra Kazakistan'a geldim. Uçaktan indim. Bir şey sorarlarsa ne diyeceğim diye düşündüm. Ama kimse bir şey sormadı. Çocuklarımı aradım.
Onlar da şaşırmıştır kesin. Evet, onlar da şaşırdılar. Beni almaya geldiler. Orada tutuklandım. Hiçbir suçum yok. Suçu olanlarla da bir işim yok. Kendi ticaretim ile meşguldüm. Çocuklarımla ilgileniyordum. Bir an her şeyden ayrıldım. Paralarımın hepsini almışlar onlar. Tanıdık kızlar aradım. Ama 3 tane Çinli polis gelip Gülbahar'ın giysileri ve paraları nerede diye sormuş ve hepsini alıp gitmişler. Aradıklarını belirten hiçbir yazı yazmamış. Benim delillerim vardı. Tanıdık kıza attığım mesajlarım vardı. Orada toplama kampında tutuklanan kızların hiçbir suçu yoktu. Günahsızdır. Bir tane Gulcalı kız vardı. Uğurumcu'da konservatuvar müzik bölümünde okuyormuş. Kız 10 sene önce 16 yaşında 4-5 tane fotoğraf paylaşmış. Ama Çin ne yapıp edip silinmiş eski fotoğrafları bulmuşlar. Dava açılmıştı. Kız da benim gibi şüpheli olarak sarı renkte gömlek giyiyordu. Ne fotoğrafıymış o? Ne fotoğrafı derseniz biri tesettürlü olan bir kadın. Diğeri ise dua eden amin yazılan bayanın fotoğrafıydı. Daha 16 yaşındaydım. Güzel olduğu için paylaştım. Ama sildim dedi. Kız da şu an onun cevabını veriyor. Sarı gömlek giydirildi. Bu Zöhre diye Kaşgar'dan bir tane bayan getirildi. Ticaret yapan eşi Yasin Hacı. Şirket sahibinin eşi sanıyorum. Evet, kadın hiçbir yerde çalışmıyordu. Bildiğimiz ev hanımı. Eşi Yasin Hacı çalışıyormuş sadece. Kadını Kaşgar'da 6 ay tutuklamışlar. 6 ay Kaşgar'daki toplama kampında kaldığını, toplama kampında duş alma yeri yok olduğunu, tuvaletler, lavabolar ise kötü kokudan nefes almak bile zor olduğunu söyledi. Tuvalet ihtiyaçlarında dairenin içinde oluyormuş. Saçlarımız bitlendi dedi. Bu Zöhre yeni geldiğinde biz şaşırmıştık. Saçlarını komple kesmiştik. Benim de şu an saçım yok. Toplama kampında saçlarımızı zorla kesiyorlardı. Daha sonra giysilerimiz bitlendi. Bit kapladığı için vücudumuz da yara olmuştu. Göstersin, tüm dünya görsün, izlesin benim yaralarımı. Vücudumdaki yaraları görsün. Gösterin, ben size gösterdim ya daha önce. Videoları da izlesinler. Siz şu anda bu davayı tüm dünyaya duyurmak için gelmişsiniz. Peki ileride Amerika Birleşik Devleti'ne gidecek misiniz? Bence yaralarınızı bu işlerle ilgilenen meslek sahipleri incelesin. Şu an burada paylaşmaya cesaret edemedik. Zaten sizin anlattıklarınız çok korkutucu, vahşice olaylardır. Bir de gördüklerinizin hepsini anlatmak zordur tabii. Elbette şu hemmesini söylep buluş mümkün emez. Başınızdan geçenleri, en zor anlarınızı anlatabilir misiniz? Mesela şu an Çin, utanmadan toplama kamplarında eğitim veriyoruz, oradaki insanlara çok iyi bakıyoruz, temiz giyindiriyoruz, hatta kaldığı dairelerde klima bile var diye tüm dünyaya bu şekilde lanse ediyor. Orada gerçekten eğitim veriliyor muydu? Bize kalem sadece saat 10-12 arası veriliyordu. Başka şeyler yazmasın diye orada Çince eğitim alıyorduk. Hepiniz bir arada mı alıyordunuz eğitimi? Hayır, sadece kendi dairemizin içerisinde öğrendik. Demir kapı her zaman kapalı olurdu. Sorguya ya da hastaneye gittiğimiz zaman kafamıza siyah çuval geçirildikten sonra ancak kapılar açılırdı ve dışarıya çıkabilirdik. He, hep dairenin içerisinde. Evet, çıkmıyorduk, çıkamıyorduk. O zaman hoca gelip size öğretiyordu değil mi? Hayır, hocalar değil. Kendi dairemizin içinde Çin dili eğitimi gören kadınlar sorumluydu. Her gün yapılacak dersler duyurulurdu. Her gün Çince 5 tane şarkı vardı. Onu ezbere alırdık. Her gün mü ezberliyordunuz mu? Evet, her gün söylediğim 5 şarkıyı ezberliyorduk. Pazartesi saat 10'dan önce hepimiz Çin'in İstiklal Marşı'nı okumak için asker gibi dizilirdik. Bir dakika bile geç kalırsak ceza alırdık. Dik durarak, kafamızı dik tutarak, bağırarak okumamız gerekiyordu. Çiley çiley diyerek. Okuma sırasında öksürmek bile yasaktı. Ben yabancıyım, yabancı uyrukluyum. Çince bilmiyorum desem de benim için vatandaş ve Çinli olduğumu söyleyerek bana bile ezberletmişlerdi. Evet, ezbere aldım. Hepimiz okuyorduk. Ondan başka 5 tane şarkı vardı. Her gün söyletiyordu bize. Her gün söylememiz şart. Çin Ulusal Marşı'ndan kalanlar kimlerdi? Bir de her yemekte Çin Başkanı Xi Jinping'e teşekkür etmek zorunda mıydınız? Evet, söylememiz gerekiyordu.
Bize vurursa bile şiş 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 dememiz lazımdı. İyi pişmeyen yemekleri veriyordu. Bir gün ekmeği iyi pişmemişti. Yeni tutuklandığım zamanlardı. Çiğnesek dişlerimize yapışıyordu. 30'a yakın kişi yiyemedik, ayırdık. Sonra onlara söyledik, iyi pişmemiş yemedik diye. Daha sonra bu sizin eviniz değil, olmuş olmamış deme hakkınız yok. Ne verirsek onu yersiniz diye bir hafta boyunca ceza olarak sadece su ve ekmek verdiler. Bir hafta boyunca öyle devam etti. Bir kez Uygurca konuştunuz, sesiniz yüksek çıktı diye birkaçımıza ceza verdi. Tek bizim dairemizde değil, her dairede aynı ceza uygulanıyordu. Yani az önce bahsettiğim bir ay boyunca kuru ekmek ve su olayında sadece bizim daire değil, bizim bloka ait 7 daire cezalandırıldı. Birimizin yanlışı ile hepimize ceza verilirdi. Onun için Uygurca konuşmayın, Çince konuşun derdi. Dolayısıyla Çince konuşmaya mecburduk. Mesela ben sabah ve akşam ilaç alıyordum. Hastaneye yatırıldığım zaman verilmişti. İlaç almak için Çince konuşmam gerekiyordu. Olmazsa bana ilacı vermiyorlardı. Derdimi bir şekilde Çince anlatırdım. Sonra veriyordu. Aldıktan sonra şişi şişi derdim. Teşekkür ederim diyorsunuz yani. Evet, teşekkür ederim derdik. Daha önce kadınlara bir tür ilaç verdiğinden bahsetmiştiniz. Sizde şu an hala o ilacın etkisi var mı? Doğru, nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Özür dileyerek söylemem gerekiyor. Orada bize, yani bayanlara, özel adetleri gelmesin diye yemeklerimize ilaç katıyordu. Adet gelirse orada duş alamıyoruz. Bize hiçbir şey vermiyordu. Adet pedi bile verilmiyordu. O nedenle ilaç veriliyordu. Orada bayanların 7 aydan 1 sene boyunca adetleri gelmiyordu. Tek cuma günü su veriyorlardı. 40 dakika su kullanma haklarımız vardı. Öğleden önce 40 dakika. Öğleden sonra 30 dakika. 30 bayan, birimiz 2 dakikada duş almamız gerekiyordu. Bir tane sabun verildi. Hepimiz eşit şekilde küçük küçük parçalara bölürdük. Bir tane tarak vardı saç taramak için. Evet, 2 dakikada bitirmemiz lazım. Yarı sabunu 15 kişi kullanırdık. 15 kişiye parçalanırdı. Vücudumuza sabun bile değmiyordu. Sadece elimize, yüzümüze ve ellerimizin uzanabileceği yere kadar sabunlardık. Su muslukta mı geliyordu yoksa kovada mı? Musluktan geliyordu. Musluktan suyu akıtıyorduk. Bu şekilde duş alıp çıkardık. Bir kişi 2 dakika. Affedersiniz, yanlış söyledim. Bir kişiye 2 dakika değil. Aynı anda 2 kişi giriyoruz duş almaya. 2 kişiden giriyorsunuz yani. Evet, 2 kişi aynı anda giriyorduk. Giriyoruz, üzerimizden su geçiriyoruz o şekilde. Her gün elim kadar büyüklüğünde bir tane peçete verilirdi. İsterseniz büyük abdestinize, isterseniz başka. Bir peçeteyi yettirmeniz gerekiyordu. Su zaten yok. Sunun yanına gitmek bile yasak dedim ya. Sabah akşam sadece yüzümüzü yıkıyoruz. Cuma günleri duş alıyoruz. Başka zamanda suyu kullanmak mümkün değil. İşte bu büyüklükte peçete veriyor. İster büyük abdest, bazen ağladığımız zamanlar gözyaşlarımızı silerdik. Bazen grip olduğumuz zamanlar da vardı. Öyle zamanlarda burnumuza kullanıyorduk. Küçücük peçeteyi nereye kullanacağımızı bilemiyorduk. Karar vermek zordu. Siz iyi bilirsiniz, bir poşet peçete içinde 12 tane peçete vardır. 12 tane peçeteyi 30 kişiye yarı yarı damlıyordu. Sabun ile yıkanmak mümkün değil. Onun için pislikten vücudumuzda yaralar oluşuyordu. İlk zamanlarımızda bu olayı söylemeyi unutmuşum, şimdi söyleyeyim. Bir kız tutuklanıp bir hafta sonrasında, sanırım bir hafta sonra, ismi Mağfiret, 25 yaşında, Urumçi'de yaşayan kızmış. Bir de diğer bir tane kızı var, Kaşgarlı. Ticaret ile uğraşan, şiş kebap yapıp satıyormuş, kebap salonu varmış. İsmi Mansura. O kadın durup dururken bayılırdı. Ne diyordu durup dururken bayılan hastalara? Demans hastaları gibi mi? Evet evet, epilepsi hastasıymış. Bir kez kadın havale geçirdi ve yere düştü. Mağfiret denen yeni gelen kız koşarak gitti yanına. Ağzını açtı kadının. Dillerini çıkarıp yüzlerine vurdu. Daha sonra ellerine masaj yapıyordu. O an polisler, doktorlar geldi ve sen ne yapıyorsun? Kim sana yap dedi. Ya ölürse sen mi cevap vereceksin? Biz varız. Sen doktor musun? Dedi.
Kız da kızın bayılıp düştüğünü, başına yere sert bir şekilde vurduğunu, ondan yanına geldiğini söylese de, sen kime cevap veriyorsun dedi. Ve hemen başına siyah çuval geçirildi ve karanlık eve sürgün edildi. Bir hafta boyunca farelerle kaldı. Yemeklerimize ilaç katıyorlardı. Niye derseniz, yeni gelenler birbirleriyle kavga etmesinler diye. Çünkü 30 kişi olmazsa birbirimize gireceğiz. O ilaç etkisinden dolayı hepimiz sessizce bir gün boyunca otururduk. Demans hastaları gibi mi? Evet, demans hastası gibi. Kızlar diyordu, evdekileri, ailemi, çocuklarımı hayal etmek istiyorum. Ama aklıma her ne yapsam gelmiyor, düşünemiyorum demişti. Bir tane ilaç veriyordu. İnsanın psikolojisini tamamen bozuyordu. Sanki toplama kampında doğmuşuz da burada büyümüşüz gibi. İnsana öyle bir etki veriyordu. Ayda bir kez kan tahlili yaptırıyorduk. Verem gibi virüsler bulaşmış mı diye. Bir bakıyorsunuz kan alıyor, bir bakıyorsunuz iğne yapıyor. Olup biteni anlamıyorsunuz. Ya Rabbim, insanın aklı almayacağı kadar suç ve vahşilik başından geçen canlı şahitlerle dinliyorsunuz kardeşlerim. Dünyada insanoğlunun inanmayacağı derecedeki zulüm ve vahşilik şu an Çin tarafından uygulanıyor. Doğu Türkistan'da şu an milyonlarca arkadaşlarımız zulüm altındadır. Bu kardeşimiz yabancı uyruklu olduğu için kurtulup ülkesine dönebildi. Ama milyonlarca halkımız geçen her dakika, her saniyede bahsettiğimiz bu zulümlerin altındadır. Tabii sizin de 1 sene 3 ay 10 gün boyunca bu zulmün altında ezilmeniz kolay değildi. Bunca zulümler altında kalıp sonrasında Kazakistan'a sağ salim dönmenize, ailenizin durmadan çaba göstermesi, Rusya'ya, Kazakistan'a ve yetkili olan her yere durmadan dilekçe iletmesi ve size sahip çıkması neticesidir. Burada tekrar bir kez daha söylemek istiyorum. Kendi ailesine, akrabasına sahip çıkmayanlara bir ders olması gerekiyor. Çin'in kanlı ellerinden aileniz ve Allah'ın yardımıyla kurtulmuşsunuz elhamdülillah. Peki ya kurtulduktan sonra ailenizle birlikte olmak, beraber yaşamak varken Kazakistan'dan 10-20 gün kalır kalmaz ailenizden vazgeçip Türkiye'ye gelme sebebiniz neydi? Benden polisler de sormuştu. Çin'de akrabaların var mı diye. Benim Çin'de hiç akrabam yoktur. Benim kardeşlerim, akrabalarım hepsi Kazakistan'da. Kazakistan'da doğup büyüdük. Ben Uygur, Uygur kızı. Damarımda akan kan Uygur'un kanı. Ben Uygur, Uygur kızı. Benim kanım Uygur. Bana tutuklu kaldığım 1 sene 3 ay 10 gün boyunca suçsuz yere tutuklu kalan kardeşlerimin emanetleri vardır. Benim suçsuz yere tutuklanan arkadaşlarımın emanetleri vardır. Ben eve döndükten 20 gün geçer geçmez çocuklarımdan, akrabalarımdan özür dileyerek buraya geldim. Çünkü orada kardeşlerime verdiğim bir söz vardı. Beni başka diğer arkadaşlarla aynı daireye soktular. Aynı davrandılar. Geceleri uyumuyorduk. 2 saatte 1 nöbet tutuyorduk. Yatabilecek alan bile yoktu. Daire küçük ama kişi sayısı çoktu. Yatacak yer yok. 10-12 kişi 2 saatte 1 nöbet tutuyorduk. 12 kişi uyumuyordunuz. Evet, niye diye sorarsanız, çünkü bizim kalacak dairemiz 7 metrekaredir. 1,5 metrekare alanda lavabo vardır. 5,5 metrekare alanda, yani uzunluğu 2 metre oluyordu. Nasıl yatabiliriz ki, düşünün. 6 metrekare büyüklüğündeki yerde 30 kişi nasıl yatabiliriz? Birbirimize yaslanırdık, bu şekilde ancak uyuyabilirdik. 15-12 kişi nöbet tutuyorduk. İçerisinde 2 kişi soğuk yere yatardı. Her 2 saatte 1 nöbet tutmanız mı gerekiyordu? Evet, 2 saatte 1, geceleri zaten uyku yok. Sabahları saat 5.30'da kalkıyorduk. Saat 8'de ancak yüzümüzü yıkayabilirdik. Yüzümüzü yıkamamız için 30 dakika verilirdi. 9'dan 10.30'a kadar bu şekilde sessizce oturuyorduk.
Çin zulmünün hangi boyutta olduğunu hepiniz bildiniz. Gülbahar ablamızın en son söylediklerini tüm Uygur kardeşlerim kulağına küpe yapsın. Eğer Gülbahar ablamız isteseydi kurtulduğuna şükredip çocuklarıyla istediği mutlu hayatı yaşardı. Ancak ne yazık ki bu fedakarlığı, bu hissi erkeklerimizde bile çok zor buluyoruz. Çektiği zulmü tüm dünyaya duyurmak için ailesini bırakıp çantasını kaptığı gibi yola çıkmış. Bu nasıl bir fedakarlık düşünelim kardeşlerim. Ben size yaşadığınız daha başka şeyleri sormak istiyorum. Ama anlattıkça üzülüyorsunuz. Daha fazla sorayıp sizi üzmek de istemiyorum. Eğer sağlığınız müsaade ederse çektiğiniz zulümlerden, sorguya çekildiğiniz o anlardan bahseder misiniz? Yaralar sadece bende oluşmadı, herkeste vardı. Ben tansiyon ilacı alıyordum. Benimle beraber 3 kişiye ilaç verilirdi. 62 yaşında olan kalp hastası Meryem Hacı, diğeri ise Meryem Sacide Tacik kızı, 20 yaşında ve evlenmeyen. Kaşgar'da doğup büyümüş. Onun da tutuklamışlar. Akşamları sessizce sormuştum niye tutuklandın diye. Muhammed Salih Damollam Hacı'nın telefonundan kızın numarası çıkmış diye tutuklamışlar. Sacide. Senin numaran Muhammed Salih Damollam Hacı'nın telefonunda varmış diye tutuklanmış. Hayır, bu bayanın ismi Gülbahar Aziz, kendisi yazar. Bu bayanı da Muhammed Salih Damollam Hacı'nın telefonunda numarası varmış diye tutuklamışlardı. Evet, Damollam Hacı'nın telefonunda numarası varmış diye tutuklamış. 3 ay beraber kaldık. Şu ana kadar şüpheli olarak sarı gömlek giyiyordu. Hala dava açıklanmadı. Kendisi avukat, hem de yazar. Bu kadın da bana çok söylerdi. Gülbahar ile 3 ay kaldım. Kendisi 43 yaşında. Kendisi bana dedi ki, ben herkesin tanıdığı çok ünlü bir avukatım. Eğer toplama kampından sağ salim kurtulabilirsem asla avukat olmam. Ben kendimi bile koruyamadım, dedi. Hem yazar, bir de benim yabancı uyruklu olduğum için mutlaka bir gün kurtulacağımı, hiçbir suçumun olmadığını, hiçbir delilleri olmadığını söyleyerek bana itiraf ettiklerini söyledi. Ve tüm dünyaya Gülbahar Aziz'in neden tutuklandığını duyurmamı istedi. Muhammed Salih Damollam Hacı'nın telefonunda Sacide'nin de numarası çıkmış. Tacik kız. Kızın fotoğrafını bulamadım. Ama kız anaokulda öğretmenlik yapıyormuş. Kız en son delirmişti. Bazen kendi kendine konuşurdu. Bazen tek kelime bile etmiyordu. Polisler konuşturmak için döverlerdi. Karanlık eve sürgün ettiler ama konuşturamadılar. Hiç konuşmuyordu. Bu şekilde oturuyordu. Delirdi yani. Başka bir tane kız daha vardı. İsmini unutmuşum. Urimçi'de doğup büyümüş. O kız da delirmişti. Ve büyük abdestlerini elleriyle tutup duvarı sürüyordu. Daha sonra kız ortalıktan kayboldu. Nereye götürüldü bilemem. Daha önceden bahsettiğim gibi, mesela Gülbahar Celil diye seslendiği zaman buradayım diye kapının önüne gidiyorduk. Ve başımıza siyah çuval geçirildikten sonra ellerimizi kapının deliklerinden dışarı uzatırdık. Kelepçeler takıldıktan sonra kapı açılırdı. Kimse kimsenin nereye gideceğinden habersizdi. Mesela beni evime mi bıraktılar ya da öldürdüler mi kimse bilmiyor. Evet, ölen kızdan birini gördüm. İsmi Hürriyet. O kızla beraber ergen toplama kampında beraber kalmıştık. O kızı Ağustos'un sonu, Eylül'ün başlarında tutukladılar. Hürriyet ile aynı dairede kaldım. Beraber kaldığımız 3 gün boyunca normal bizimleydi. 3 gün sonra, bu arada Hürriyet 27 yaşında. O kız hangi sebepten dolayı tutuklandı derseniz, 2 tane kızı varmış. 7 yaşında olan kızı ile beraber Türkiye'ye gelmiş ve bir ay Türkiye'de kalmışlar. Sonra döndüklerinde kızı tutuklamışlar. İlk girdiği 3 gün kızı dövdüler. Kız delirdi. Gece gündüz durmadan bağırırdı. Sonra karanlık eve sürgün ettiler. Ondan sonra kız kayboldu. Hiç görmedik. En son hastanede 2 gün kaldım dedim ya, o zaman gördüm. Orada başka 2-3 tane kız vardı. Beni görünce, sen şu ana kadar tutuklu kaldıysan, biz sanırım hep tutuklu kalacağız demişlerdi. Hastanede kaldığım süreçte Hürriyet'i sergen toplama kampına götürdüler. Kızın durumu çok ağırdı. Tekerlekli sandalye ile götürmüşlerdi. Sonra kızı yıkamamızı istediler. O kızı ben yıkadım. Ölü ile farkı yoktu.
tekerlekli sandalye ile götürmüştü. Kızı yıkadım, verdim. Sonra ölmüş. 27 yaşındaki kızdı. İki tane kızı tek başına kaldı. Türkiye'ye geldi diye. İnternetlerden araştırabilirsiniz. Benim bildiğim birini uyutucu iğneyle uyutarak öldürdüler. Diğeri 27 yaşında olan Hürriyet'in kalanların isimlerini çağırdı. Buradayım diye gidiyorlardı. Sonra hastaneye mi gittiler, öldüler mi bilmiyoruz. Her hafta daire değiştiriyorduk. Birbirleriyle dertleşmesinler, birbirlerine iyice alışmasınlar diye sürekli daire değiştirmek zorunda kalıyorduk. Mesela az önceki Gülbahar Aziz ile bir ay boyunca beraber kaldım. Sonra bizi değiştirdiler. Başka daireye gittim. Gülbahar Aziz orada da vardı. Başka dairelere gittiğim zaman başka kızlar vardı. Daire toplama kampı olarak sürekli naklediliyorduk. Urinç'te geçen sene yaklaşık 160 bin insanı tutukladılar. Hepsinin isimlerini bilmesem de çoğu tanıdık. Bir görüşe nerede karşılaştığımız aklımıza geliyordu. Daire toplama kampı olarak her hafta naklediliyorduk. Zamanımız daralıyor. Bize çok önemli bilgileri verdiğiniz için size teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki dava yolunuzda Çin'in Doğu Türkistanlı Müslüman Türklere uyguladığı zulümleri dünya sahnesinde ve dünya kamuoyuna anlatmanıza başarılar diliyorum. Rabbim kolaylık versin. Rabbim inşallah hayırlı kılsın işlerimizden. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Değerli kardeşlerim, elbette bu davaya sahip çıkmak zordur. Çin Komünist Partisi'nin bahsettiğimiz zulümleri şu an vatanımız Doğu Türkistan'da uygulanıyor. Burada konuştuğumuz her bir dakikada milyonlarca halkımız bu vahşeti, bu zulmü 24 saat boyunca çekiyor. Bunun her zaman farkında olalım ve buna göre hareket edelim. İnşallah Rabbim milletimize yardım eder, en kısa zamanda Çin zulmünden kurtulmaya nasip eder. Önemli olan buna göre hareket etmemizdir. Davamıza sadık olalım. Sonsuza denk sahip çıkalım ki Rabbimiz bize yardım etsin. Gelecek programda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Cenab-ı Allah'tan şükür. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.